Arkadaşlar herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz dönem tam anlamıyla bir teknoloji çağı. Teknoloji hayatımıza hem olumlu hem de olumsuz bazı katkılar sunuyor. Özellikle de hayatımıza konfor sağlama, hayatımızı pratikleştirme anlamında oldukça etkili ve faydalı. Ama zaman zaman hepimiz teknolojinin olumsuz yanlarına da kendimizi kaptırabiliyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar tam 18 dakikada bir telefona bakıyorlarmış. Bu oldukça ciddi bir rakam. Özellikle de yapmak istemediğimiz bir durumun içerisindeysek telefona, sosyal medyaya ya da oyunlara çok daha fazla yöneliyoruz ve bunlar bizi çok daha fazla çeldiriyor. Peki ne kadar vakit geçirmeliyiz sosyal medyayla ya da telefonla ya da bunu bırakmak için neler yapmalıyız? Bugün sizlerle bunlarla ilgili konuşacağız. Size öncelikle ilk tavsiyem şu. Bazı uygulamalar var, telefonda ne kadar vakit geçirdiğimizi gösteriyor. Yani kaç saat harcadığımızı net bir şekilde görebiliyoruz. İnsanlar bir yerde yazmadığında gün içerisinde ne kadar vakit ayırdığını ne yazık ki fark edemiyor. Ama bu uygulamalar somut olarak bize gösterdiği için biz de durumun çok daha ciddiyetinin farkına varabiliyoruz. Zaten teknoloji çağında yaşadığımız için size tamamen telefonu, bilgisayarı, tableti bırakın diyemem. Çünkü ne yapıyoruz? Canlı derslere katılıyoruz, online denemelere giriyoruz. Ve bu süreçte bizim teknolojinin nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor. Ama burada önemli olan kendimizi sınırlandırmamızı bilmemiz. Yani o uzunca vakti, tüm günümüzü bunlara ayırmamak. Eğer ki diyorsanız hocam ben günde çok fazla vakit ayırıyorum. Belki 5 saat, 6 saat ayırıyorum vakit. O zaman bunu bir kere de en minimuma indirmeyi de lütfen beklemeyin kendinizden. 5 saat vakit ayırıyorsanız belki bunu önce bir 3,5 ya da 4 saate düşürmeyi deneyebilirsiniz. İlk günlerde çok zor gelecek. Farkındayım çünkü bu bir süre sonra bağımlılık haline geliyor. Ama ilk birkaç günü geride bıraktıktan sonra işinizin çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Ve burada önemli olan, dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise şu. Ne dedim? Bir sınırlandırma yapın. Kendinize bir süre belirleyin dedim. Bu sınırlandırmayı ailenizden destek alarak da yapabilirsiniz. Ama burada dikkat etmenizi istediğim şey tüm sınırlandırmayı ailenizin yapmaması. Yani burada belirleyici unsur siz olun. Çünkü aileniz size belirli bir süre koyduğunda ne yapıyoruz? Biz yasakları delmeyi çok seviyoruz. Yasakları delmek her zaman çok daha cezbedici olabiliyor. Ve kurallara bir süre sonra uymamaya başlıyoruz. Ama eğer kuralları kendiniz koyarsanız bunun bir tercih olduğunu ve başarılı olmak için kendinizin bu yolu seçtiğini çok daha iyi benimseyebilirsiniz. Ve bu da sizi uygulama anlamında teşvik edecektir. Ve böylece çok daha iyi uygulayacaksınız. Üçüncü olarak ise ne yapabilirsiniz? En çok vakit harcadığınız, zamanınızı en çok kaybettiğiniz uygulamaları silebilirsiniz. Bunları telefonunuzdan kaldırabilirsiniz. Çünkü biz telefona genelde neden bakıyoruz? Bu sevdiğimiz uygulamalardan ya bildirim geldiyse diye bakıyoruz. Ve genelde de gelmiş oluyor. İşte bildirime bakmakla işe başlıyoruz. Sonra saatlerimizi orada geçirmeye devam ediyoruz. Ama bu uygulamaları silerseniz eğer sürekli bildirim geldi mi sorusu kafanızdan kalkacağı için, silineceği için telefonunuza bakma ihtiyacı duymamaya başlayacaksınız. Bunun dışında ders çalışırken telefonunuz mutlaka farklı bir odada olmalı, farklı bir ortamda olmalı. Çünkü ne kadar ben bakmayacağım, hayır sadece köşede duracak desek de çeşitli bahanelerle bakıyoruz. İşte genelde ne oluyor bu bahane? Saat oluyor. Kaç saattir ders çalışıyorum, ne zaman mola vereceğim gibi bahanelerle ne yapıyoruz? Telefonumuza bakıyoruz ve ekranda bir bildirim gördüğümüz zaman da hemen tekrardan bu sosyal medyaya ya da oyunlara dalıp gidebiliyoruz. İşte burada o yüzden mutlaka telefonunuzu farklı bir odaya koyun. Eğer ki diyorsanız hocam ben bunu kendim başaramıyorum, o zaman ailenizden destek isteyebilirsiniz. En azından çalışmanız bitene kadar ailenizden telefonunuzu saklamasını isteyebilirsiniz. Bu da etkili olacaktır. Ama diyorsanız ki illaki hayır hocam ben telefonum yanımda olmadan çalışamam, farklı bir odaya koyamam. O zaman da lütfen telefonunuzu ya uçuş moduna alın ya da tüm bildirimlerinizi kapatın. Böylece telefonun ekranı yanmayacağı veya ses çıkmayacağı için dikkatiniz dağılmayacak. Beşinci olarak ise size söyleyebileceğim bir diğer şey, lütfen aralarınızda yani ders çalışma molalarınızda telefonunuza bakmayın. Çünkü 10 dakikada telefonunuza baktığınızda dinlenmek isterken farkında olmadan çok daha fazla yoruluyorsunuz. Neden? Çünkü bu grafikler, bu dijital ekranlar sizin gözlerinizi yormaya başlıyor ve var olan dikkatinizi tamamen götürüyor. Aynı zamanda 10 dakika diye başladığınız mola ne oluyor? 15 dakika oluyor, 20 dakika oluyor şeklinde uzayıp gidiyor. Lütfen bu aralarınızda farklı aktivitelerle dinlenmeye çalışın. Eğer ki uzun bir süre ara verdiyseniz, yani işte mesela deneme sınavından çıktınız, 1 saat ara verdiniz, tekrar ders çalışacaksınız. O 1 saatlik arada 15-20 dakika şeklinde sosyal medyayla ya da oyunlarla vakit geçirebilirsiniz. Ama burada da eğer şunu diyorsanız, hocam ben 15 dakika, 20 dakika ayarlamasını yapamıyorum, farkına varmadan süre uzayıp gidiyor, mutlaka alarm kurmalısınız. Alarm kurduğunuzda sürenin ne kadar geçmiş olduğunu farkına varacaksınız. Ama
aslında oyun oynamayı ya da sosyal medyayı kendimize bir ödül olarak belirlersek çok daha faydalı olacaktır. İşte molalarımızda yapmaktan ziyade ders çalışma eylemimiz bittikten sonra bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü ne dedik, bunlar farkında olmadan bizim vaktimizi çalıyor ve bizi daha fazla yoruyor. Özellikle sevdiğiniz bazı uygulamalar var, işte TikTok gibi, Instagram gibi. Bu uygulamalarda çok vakit geçiriyorsunuz ve resmen bizleri hipnotize ediyor. İşte şunu düşünün, ders çalışmayı bitireceğim. Daha sonrasında kendinize belirlediğiniz bir işte bir saatlik süre olabilir bu. Bu şekilde kendimi motive edeceğim ve bunlara vakit ayırabileceğim şeklinde de düşünebilirsiniz. Son olarak ise teknoloji başta da söylediğim gibi hayatımızın çok önemli bir parçası. Bunu tamamen hayatınızdan çıkartmanızı asla beklemiyoruz ve bunu size kimse söyleyemez. Ama sınırlandırmak çok önemli. Eğer ki günde 5 saat, 6 saat buna vakit ayırıyorsanız gerçekten ciddi vakit kaybediyorsunuz demektir. Gününüzün en fazla 1 ya da 1,5 saatini sosyal medyaya, oyunlara, telefona ayırmanız gerekiyor. Geri kalan kısmını daha sevdiğiniz hobilerinizi yapabilirsiniz, etkinlikler yapabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirdiğinizde çok daha verimli geçtiğini göreceksiniz. Bugün sizinle telefona veya sosyal medyaya ne kadar vakit ayırmamız gerektiğinden ya da bunu nasıl azaltabileceğimizden konuştuk. Siz neler yapıyorsunuz? Gerçekten çok vakit harcıyor musunuz telefonla, sosyal medyayla? Yoksa bunu sınırlandırmayı kendi başınıza başarabildiniz mi? Lütfen yorumlarda bize yazın. Bizi takip edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.